kardeşim benim. Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Örneğini en güzel şekilde göğsümüzü kabartarak Tokyo 2020'de bronz madalya getirdiğimizde tekvandoda. Hoş geldin Hakan Reçber. Madalya da ağır bayağı yalnız. Evet. Çok ağır. Vay vay vay, helal olsun sana. Paris'te defa bekliyoruz altın. Altın daha ağır. Ay, gerçekten mi? Ya şunu bir yakından göstermek istiyorum. Eminim olimpiyat madalyasını merak eden çok fazla izleyicimiz vardır. Bakar mısınız? Arkasındaki şey çok bayağı iyi. Çok arkasındaki güzel. Sen misin? Yok, hayır. Yani ilk olimpiyatlarda mı? Evet. Olunan heykel herhalde. Çok hayırlı güzel. Olsun. Çok tebrik ediyorum. Bunu taşımak çok büyük gurur. Kesinlikle. Ama biraz öncesine gidelim. Bize anlat, bu yolda neler yaşadın? Yani çok emek verdim. Yani altın istiyordum ama olimpiyata gitmek de benim hayalimde, her sporcu gibi. Gittim, orada elimden geleni yaptım. Tekvando, yani bu sporunda ne olacağı hiç belli olmuyor. Bazen yendiğin insanlar tekrar yenilebiliyorsun. Rakibin yani, nasıldı? Yenildiğim rakibim mi? Yendiğin. Yendiğim en son maçtaki rakibim mi? Ya o, yani sana bronzu kazandıran. Ben genel olarak sikletimin biraz altındayım. O yüzden karşımdakiler benden daha güçlü. Ama ben biraz daha kurnaz dövüştüğüm için yani... Zekisin, akıllısın işte. Ya, güçsüz olduğum için o kiloda kullanmam gerekiyor yani. O yüzden öyle kazandım. Yani iyi oldu benim için. İnşallah Paris'te altınını alırım. İnşallah. Ne Paris, zaman? Ne zaman şimdi? 2024'te. 2024'te evet. 2024. O zamana kadar yine babanla. Baban hala antrenörün mü? Özel kulübümün babam antrenörüm. Evet. Babamla kendi kamplarımız oluyor milli takım. Oralarla işbirliği içinde çalışıyorum. Yani, zaman... Her şeye bir refleks var. Bakar mısın? Yani sana şöyle biri şöyle bir yaklaşacak falan olsa hemen bir refleks. Evet. Oluyor değil mi? Evet, oluyor. Belki benim bazen Murat'tan kendimi korumam gerekiyor. Birkaç hareket gösterirsin bana. Biraz daha güçlüsün. Merak etme. Hakan. Bayramın da kutlu mutlu olsun bu arada. Çok Zafer Bayramımız. Ne düşünüyorsun Zafer böyle genç dostlarımıza özellikle? Hani işte budur kardeşim. İdol olabilecek bir insansın. Orada da gayet güzel gördük. Tokyo'da gösterdin kendini. Ben müthiş bir şekilde gururlandım. Ebru da, bütün Türkiye'de aynı şekilde. Ağladık sizi izlerken. Ne düşünüyorsun özellikle bugün? Ya yani ben madalya almadan önce ülkem, yani olacak mı, madalya gelecek mi diye bekliyordu. Çünkü ilk madalyayı aldım ben. Ülkeme bu gururu kesinlikle çok mutlu olmuşlardı yani. Aa, madalya geldi, açılışı yaptık. Aa, kafasına evet. Girmişlerdir. Yani bunu onlar yaşattığım için kendime çok gurur duyuyorum. Duymalısın da. Yani gelecek nesillere de kesinlikle spor, yani başarılı olmasalar bile sporla iç içe olmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani. Kesinlikle, çok doğru. Sen 2015'te bir hastalığa yakalandın. Aha, evet. Neydi o, anlatsana o süreci, yani buralara gelene kadar aslında bir de hastalıkla mücadele ettin sen. Ya şey, nörolojik bir hastalıktı. Neydi? Transvers miyelit adında. Hı hı. Omurilik iltihaplanması. Bütün vücuda tutuyor, felç hastalığı. Yürüyemiyordum ben. Tekerlekli sandalyede falan yürüyordum işte. Ne kadar süre böyle yaşadın? Bir ay falan bunun sıkıntısını çektim. Neden olurmuş? Yani bir sakatlanma mı yaşadın? Yok. İşte iltihap, yani vücutta nereye yapışıyor? Omurilik yapıştığı zaman felç oluyor. Yani bunun hastalığı bu. Bütün belden, yani şuradan aşağısı uyuşuktu komple. Bu kaç yaşında oldu? İşte 15 yaşındaydım. Sen şimdi 22 yaşındasın. Evet. Yani 7 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Evet. Peki yani, nasıl atlattın o süreç, nasıl geçti? İlaç, kortizon tedavisi aldım yüksek doz damardan. Zaten bacaklarım, yani tekme atamadığım için. Ondan sonra çıktığımda zaten 1-2 ay tekme atamadım hiç yani. Hı-hı. Eski, yani zıplayamıyordum bile. Peki yani bekleniyor muydu tekrar bu hastalığı yenip spora dönebilme ihtimali? Yok, normalde zaten o hastalığı çok fazla yenen yok yani. Allah kimsenin başına vermesin. Allah korusun. Ben... İşte bir şekilde atlattım. Ondan sonra kendi isteğim hırsımla döndüm yani. Ondan sonra zaten bir sene sonra dünya şampiyonu oldum gençlerden. Bir şekilde atlattım dediği olaydan müthiş, sonra geldiğin noktada. Yani o azim aslında onun tabii, belki itici gücü oldu iyileşmende. Önemli yani, azim ve hırs cidden önemli ya. Çok büyük geçmiş olsun. Yükseliyor mu ara ara, yoksa evet, tamamen bitirdin mi hastalığını? Ya arada bir atakları geliyor da gözüme vuruyor. Sol gözüm bulanık görüyor biraz. O da hemen şey tedavisi. Ya doktorlarım var yani. O sürekli konuda takip, evet takibim var takip yani. Desin. Sıkıntı olmuyor. Bu arada Ebru 17 Ağustos 99 doğumlu, evet. Gölcük depremi evet, günü. Evet. Ve bir taraftan da hani öyle bir günde doğup evet, gelip de Tokyo'da böyle yani olimpiyatı ve madalyayı Türkiye'mize getirmen. Evet. Bambaşka bir şey. Tamamen bir başarı hikayesisin sen. Yani özellikle o hastalık şeyi olayında bayağı şey ya. Hikayemi anlatıyor. Nasıl, ailen nasıl davrandı? Ne yaptınız o sırada? O sırada mı? Yani ben kendilerini çok üzülmüşlerdir ya. Kendilerini bana öyle üzüntülü göstermediler tabii. Yani moralim, motivasyonum düşmesin. Ben tek de olsam oğlum aynısını yaparım. Hakan. Yok, iki tane de kardeşim var, kız. Onlar da yapıyor mu tekvando?
Küçük var yapıyor. O da şimdi ortaokula başlayacak. Büyük yapmıyor. Büyük çeşitli başka şeylere yönelecek. Büyük şimdi olimpiyattan gelen madalyaları sayacak. Sayacak onlar. Ailem işte böyle yaptı. Büyük gurur. Yani inşallah. Ailenin gururuna ben bak. Çok çok önemli sayısın. Tabii. Kaç yaşında başlattılar seni? Şimdi bizim kulübümün kendi hocam babam olduğu için ben ilk adımımı tatamide attım. Yani ringde attım diyeyim. Tatami mi deniyor ringde? Evet. Bizim antrenman yaptığımız yer tatami. Yani disiplin... Küçük olduğum için babam tolerans gösteriyordu. Çok disiplinli değildim ama işte büyüdükçe ciddileşmeye başladı. 4-5 yaşından beri, aklım erdiğinden beri yapıyorum yani bu sporu. Şimdi senin de baban antrenörün. Bizim milli okçumuz da evet, sevgili Gazoz da. Evet. Değil mi? Onda babası. Öyle, tanıştınız mı orada ya da hani bir araya gelebildiniz mi? Ya çok aynı öyle zamanlar denk geldi olmadı. Mi? Olmadı yok, değil mi? Olmadı. Ayrı ayrıydınız. Evet. Onun da mesela değil mi babası antrenör? Öyleymiş. Daha farklı bir motivasyon oluyor galiba. Ha? Ya bir kere yani doğuştan geldiği için ya insan içinde oluyor yani. Kan evet. mı çekiyor diyeyim. Hiç içinde oluyor yani. O yüzden başarı olan biraz daha yüksek oluyor herhalde yani. Bilmiyorum. Sen öyle hissediyorsun. O anne babaya da yalnız buradan bir selam, sevgi ve alkış göndermek lazım. Bu evlatları böyle bu şekilde hem spora yönlendirdiler hem böyle bir vizyon evet. kattıkları için tebrik etmek lazım. Çok önemli. Sen Z kuşağısın bir taraftan öyle mi? Yani evet. Değil mi? Evet. Şimdi Z kuşağı ilerleyen dakikalarda evet. haberimiz var, sürekli uyuyor bu aralar. Ama sen uyumamışsın. Ben kalktım geldim. Günde kaç saat uyuyorsun? Nedir senin mesela günün nasıl geçiyor? Kaçta uyanıyorsun? Gün, yani genelde çift antrenman oluyor sabah. Yani 10-12. Kaçta kalkış? 8.30-9 gibi kalkış oluyorsun. Aynen. Yani yumurtanı yiyorsun. Evet, kesinlikle yumurta. Kahvaltı yapıyorum. Ondan sonra antrenman işte 10-12 arası. Ondan sonra bir de 4-6 arasında bir daha oluyor ya da 5-7 falan. 10-12'den sonra ne yapıyorsun? Dinlenme süreci mi? Dinlenme. Yani genelde kulübe gidiyorum, kulüpten eve dönmüyorum. Orada dinleniyorum. Orada kalıyorsun. Diğer antrenmana da orada giriyorum. Bütün yaşamımın üzerine kurulu. Zaten çok yorgun oluyorum yani. Eve gelmiş. Uyuyorum. Bu haftada her gün mü olan bir şey bu? Her gün değil, bazen tek oluyor. Bazen sabahları dinleniyorum yani. Anladım. Peki tekvandonun ana fikrinde ne var? Ya disiplin. Yani tekvandonun o... Yani bir savunma sporu disiplin. Mudur evet, tekvando? Evet yani ama böyle asla kaba bir şey değildir yani. Zeka gerektiriyor dedin, çeviklik gerektiriyor evet, dedin. Evet yani atik olman gerekiyor bu sporda başarılı olman için önce. Evet. Bir de bu sporun kattığı... dediğim gibi disiplin insana çok şey katıyor. Yani bu sporda çok fazla disiplin katıyor. Mutlaka. Asla bir lavabali olmuyorsun. Kesinlikle. Peki bir dünya şampiyonu dedim bak şimdi. Aha. Dünya şampiyonu. Altın madalyayla da evet. yakında geliyorsun. Bronz geldi zaten. Bizim şampiyonumuz, gönüllerimizin şampiyonu. Bir tehlike anında böyle bir kendimizi korumak için refleks oluşturursun mutlaka. Nedir kendini ilk koruma adımı? Ya sence? Koruma adımı derken karşılık verme anlamında. Yani evet. Sokakta yani, falan mı? Mesela Murat geldi bana tamam. bir biz de bunu yapıyoruz. Bu yani karate yani değil mi? Bak karate gibi evet. Yani karate'de daha fazla var öyle şeyler ama bilmiyorum ben çok uzak dururum dövüşten kavgadan falan. Tabii. Yani o kaçarım herhalde. bilmiyorum ama. Çok ama şöyle bir kontrol ederim ne yapıyor ne ediyor diye ona göre yani. Tabii. Çünkü hani devreye zeka giriyor dedin ya. Aynen ne olur ne olmaz. Kaçmak da bir zeka. Tabii. Bela bravo. Almayayım, yara falan bir de erkekliği yani. Biliyorsun onda da. Ya bak hem ahlak da var. Zeki, çevik ve ahlaklı. Ben bundan uzak dururum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha sorayım. Şimdi 2014'te Paris'ten önce bize 2024 pardon getireceğin madalyalar ne olabilir? Var mı yarışacağın yerler? Var. Seneye Avrupa Şampiyonası var, Dünya oradan Şampiyonası da, var. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası. Oradan da muhtemelen gelir evet, madalyalar. Evet. İslam oyunları falan var. İnşallah elimden geleni yapacağım yani. Kardeşim. Hakan Reçber, tebrikler. Çok başarılarını teşekkür ederim. Mutlulukla takip edeceğiz. Tamam.